tanesi. Yani dünkü diyorum, eğer bir aksilik olmazsa bunu da bugün yüklersem o zaman dünkü video olmuş olacak. Yola çıktım. Şu anda Bursa'dayım. Saat sabah 7 falan. Yani tahmin ediyorum öğleden sonra 2 gibi 3 gibi Antalya'da olurum. Saat 5'e kadar tartı ve kayıt sürem var. Yani 5'e kadar orada olmam gerekiyor. Herhangi bir aksilik olmazsa orada olacağım. Bugün tartı yapacağız. Belki Baran Kalaycı ile buluşacağım. Çünkü Baran abiyle bir görüşme yapmamız gerekiyor. Wolfgym ile alakalı. Buradan da ufak bir mesajı vereyim. Dediğim gibi yola çıktım. Şu an söyleyecek bir şeyim yok işte. Dünkü... Aa, yanlış yere geldim lan. Nereden çıkacağım? Ha, buradan. İşte mola verdim. Bir tuvalete falan girdim. Kendime geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Hava daha yeni aydınlanmaya başlıyor. Saat 7. Aa, annem burada bir şeyler alacak herhalde. Kıldın mı anneciğim namazını? Kıldın mı namazını? Bak, buralarda bir şey var. Almak istersen alalım. Almak ister misin? Doğal kıyasın herhalde. Bitmedi mi? Tamam. Neyse, biz yolculuğa devam edelim. Hava da güzel aydınlandı. Dostlarım, tekrardan selam. Biliyorsunuz Antalya'ya gidiyorum. Öğünleri bir yere gidiyorum. Başıma var ya, neler neler geldi ya. Neler neler geldi. Anlatamam size. Of! Düşünürken bile kafayı yiyeceğim. Yakınlaş anneme, uzaklaşma. Arabam arızalandı. Basit bir şey zannettim ama hiç basit bir şey değilmiş. Arabanın 3-4 günlük bir işi varmış. Resmen nazar değdi ya. Başka hiçbir şey demiyorum yani. O kadar paylaştım. Resmen nazar değdi arabaya. 3-4 günlük işi varmış. Araba kiraladım. Araba için. Neyse, çekme, tamam. Çekme. Sen sadece beni çek. Ama araba görünmüyor. Tamam, beni çek, beni çek. Şöyle gel arabayı. Anneciğim, beni çeker misin? Araba kiraladım. Ekstra maliyet. Arabaya zaten kendi arabam biraz maliyet çıkardı. Buna benzin parası, otel parası falan filan derken bayağı bir haşırttı, belek bord yani. Ama sıkıntı yok. Morali bozmak yok. Stres tutar biliyorsunuz. Biz oyunumuzu yapmaya devam edeceğiz. Ve hedefimize kilitlenmeye devam edeceğiz. Bir şey daha var. Saat şu anda 1 ve benim Antalya'da olmam 2 saat. Yani saat 3'te Antalya'da olacağım. Tartı saat 5'e kadar ve ben lisansımı kendi arabamda unuttum. Yani bir de orada il müdürlüğünde 1,5 saatte, 1 saatte il müdürlüğünden lisans çıkartıp gidip tartı kayıt işlerini yaptırmam gerekiyor. Dostlarım, yani başıma çok şey geldi. Ne söyleyeyim? Yüklemeye devam. Hakkımızda hayırlısı olsun. Pis. Kapatabilirsen lazım. Bu değil mi, basit kapatıyorum? Şarjım 2. Yüklemeye devam. Lisansımı hallettim. Geldim il müdürlüğüne. Zar zor. Şarjım 2 ama tartı alanını çekemeyebilirim. Hatta hemen kapatayım ben telefonu. Yüklemeye devam ediyorum. Lisansı zor zor hallettim. Hadi tartı alalım. Dostlarım, bütün zorluklara rağmen başıma neler geldi var ya, bir bilseniz. Şu anda tartı alanındayım gördüğünüz gibi. Abi böyle bir sıra yok. Hatta benden önce gelen bir arkadaşım var, Onur, diyor ki kanka, diyor, bu sıra daha hiçbir şey değil diyor. Buradan diyor böyle uzamış diyor, şuraya kadar falandı diyor. Yani ben sabaha kadar bitmez diye düşünüyordum diyor. Ama orada atletik fizik var mı falan diye bağırmışlar. O da atletik fizikle yarıştığı için öyle çıkıp tartılmış falan. Ben de şuradayım. Şu mavi şortlu çocuğun yanındayım. Bunların hepsi tartılacak. Ondan sonra ben şu anda saat 6 falan. Bir saat sonra yüklememin bir sonraki adımına geçeceğim. Arabam hemen yakında zaten. Kiraladığım araba. Bu arada
fucking araba bana 15 bin lira zarar, 15 bin lira eksi yaptı. Arabanın motorunu patlatmışım. 15 bin lira ödemek zorundayım. Arabayı almak için araba Bursa'da, ben geldim Antalya'ya başka araba kiralayıp burada çocuklarla tanıştım. Muhabbete dedi sıra bekliyoruz ha. Bu şans. Eyvallah sana. Aynı bisikletteyiz bu arada. Aynen. Aynı bisikletteyiz. Kankam, sen de Muğla'dan tanışıyoruz zaten. Aynen. Onur. Onunla da aynı bisikletteyiz. Aynı bisiklet, aynı bisiklet, aynı bisiklet. Bu kadar kişi var. Ben de var ya, amına koyayım lisansı unuttum ya. Lisansı çıkartacağım falan diye il müdürlüğüne gidiyorum, bir de acele ettiriyorum. Hadi 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 hadi, geç kaldım geç kaldım ya. Halbuki o kadar çok kişi var ki. Bu var ya, sabaha kadar sürer bence. Bir de şey demişler, 9'a kadar bekleyeceksiniz. 9'da numaralarınızı vereceğiz demişler. Bir de 9'a kadar bekleyeceğiz yani. Ama zaten bu sıra bana gelene kadar saat 9 olur. Saat şu hatta 6. Neyse ya, doğaçlama ilerliyoruz bakalım. Önemli olan yüklemeyi kaçırmamak. Biraz sonra gideyim arabadan yükleme malzemelerimi alayım. Peace. Her şeyi zaten paylaşacağım. Şortum yanımda. Bu arada tartılırken gerekli olan, yani kayıt işlemlerini yaparken gerekli olan şeyler lisansınız. Lisansınızın fotokopisi, kimliğiniz, kimliğinizin fotokopisi ve yarışacağınız mayo. Ya da yarışacağınız şort. Artık bisikletinize göre mayo mu şort mu, şort mu belli değil. Hadi bakalım, ben bekleyeyim, yine her şeyi size zaten paylaşmaya devam ediyorum. Bundan bahsedeyim, nasıl bir yer olduğundan. Bakın gördüğünüz gibi burada bayağı profesyonel, yani neredeyse yurt dışındakiler gibi bir fuar kurmuşlar. Motorlar yani gerçekten Antalya'da olup gelmeyenler çok şey kaçırmış olabilir. Bakın bu Big Sam. Gördüğünüz gibi güzel, gerçekten güzel bir fuar kurmuşlar. Güzel hatunlar da var ha. Falan. Polis abiler. Ya da hatta ben size her yeri göstereyim tek tek. Çok gerçekten güzel bir stand kurmuşlar. Organik satın al orada. Sonra gördüğünüz gibi proton, boyalar falan filan var. Derken spor aletleri falan derken, bakın her yerde ikramlar var. Her yerde ikramlar var. Hepsi duruyor. Kimse dokunmamış. Neden dokunmamışlar? Çünkü herkes diyette anasını satayım. Kimse dokunamaz. Bakın gördüğünüz gibi sporcu tartı odasına geldik biz tartıken. Fuar burası, biraz sonra yine gezdiririm. Podyum da burası. Biraz sonra çıkacağım zaten. Çıktığımda kendimi de çektiririm birisine. Gördüğünüz gibi yine tartı alanına geldik. Hemen şurada bir sürü kişiler var. Benim bir tane belgem eksikti. Ben onu tamamladım, geldim. Şu anda eksik olan hiçbir şeyim yok. Direkt sıra bekleyeceğim. Zaten galiba direkt sıra bende. Tak 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 girip işimi halledeceğim. Otele yerleştim. Annem oruç tutuyordu, ona bir yemek yedirdim burada. Güzel güzel bir yere geldi, getirdim onu. Gittim otele yerleştim. Yüklememe aynı şekilde devam ediyorum. Değil, beslenmeme aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi birazdan gidip tartı bölümüne, tartı yerine gidip numaramı alacağım, kayıtı yaptıracağım. Son bir kere daha orayı gösteririm size. Podyumu falan gösteririm, nasıl bir yerde yarış olacak. Söylemek istediğim aslında çok şey var. O kadar halsizim ki ve dişim ve başım, hatta kulağım bile ağrımaya başladı. Bunun normal olduğunu öğrendim. Yani çok kötü bir psikoloji ya. Yarışa falan hazırlanmayın abi, siktir edin ya. Ne yarışı ya. Ama dayanmak gerekiyor. Son zaten bugün de bitti. Son 12 saatim falan kaldı. 24 saatim falan kaldı yani. Bugün uyuyacağım, yarın kalkacağım. Yarın eğlenceli geçecek. Ertesi gün sabah zaten podyumda olacağım. Şu anda oturuyorum bir kafede. Bir Türk kahvesi içtim. Biraz pro içtim. Orijinal bir pro var. Ondan içtim. Bir tane teyze gördüm. Bakkal, küçük şirin bir bakkalı vardı. Oradan biraz alışveriş yaptım. Teyzeye destek olma amaçlı falan. Derken böyle bir yerdeyim. Burası yürüyüş yolu falan. Böyle yürüyüş yolu gibi bir yer ama güzel, eğlenceli bir yer ama uzun süre durursanız burada insan sıkılabilir. Neyse, ben birazdan arabamı atlayayım, tartı alanına gideyim. Size zaten yine her şeyi çekiyorum olabildiğince. Otellere bir form gösteririm en son. Sonra da bu videoyu kapatırım. Başıma çok kötü şeyler geldi ya. Bugün var ya, bugün benim iğrenç bir gündü benim için ya, gerçekten. Abi insan işte enerjisi çok önemli.
Bakın bugün ben çok kötü hissediyorum kendimi işte beslenmeden dolayı falan. Günüm de kötü geçti. Harbiden buna inanıyorum ya ben. Yarın büyük ihtimal Baran Kalaycı ile de buluşacağım. Baran abiyle. Wolfçimle modellik yapmamı istiyor. Teklifi var birkaç tane. Bakalım tekliflerini değerlendireceğim. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. Falan filan. Biraz sonra gideyim ben tartalanın. Numaramızı alacağız. Bakalım kaç numara gelecek. Umarım şans getirir. Hayırlısı olsun bakalım. Dostlarım geldim otele. Otelde uzanıyorum şu an. Neredeyse bütün işlerimi bitirdim. Numaramı aldım. Her şey hazır. Yarın yükleme. Yüklemeye devam. Ertesi gün sabah 9'da podyumda olacağım. Bu videoyu birazdan yükleyeyim. Yani yarın yayınlanacak. Bir form göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatayım. Söylemek istediğim şeyler yok aslında. Her şey gayet güzel. Buranın da ışığı çok kötü ya. Aynen. Şey yapmam lazım. Şöyle arkaya geçmem lazım. Bir saniye telefonu koyayım. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar yoruldum ki anlatamam size. Acayip yoruldum. Form belli olmuyor ki. En iyisi şöyle çekeyim ya. Dostlarım izlediğiniz için videoya çok teşekkür ederim. Çok yorgunum, uzatmayacağım. Zaten enerjik değilim gördüğünüz gibi. O yüzden çok fazla uzatıp da sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Ben biraz motivasyon videoları izleyeceğim. Motivasyon beni motive eden videoları izleyeceğim. O şekilde biraz motive olmaya çalışacağım. İşte dinlenmeye çalışacağım falan. Bu şekilde biraz da post çalışacağım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Abone olup beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Peace.